Merhabalar arkadaşlar, yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Kanalımı, videolarımı sosyal hesaplarınızda paylaşırsanız önerilen videolara geçeriz inşallah. Sizlerin desteklerini bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. 3 renk ipim var. Yeşil, mavi, lila rengi. Ve çok güzel bir yazmam var. Yazma markası Rayan. Modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben önceden bu şekilde zürafalarımı yapmıştım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. İkinciye batıyorum. Zürafa yapıyorum. Ara kısmını oluşturuyoruz. Şu an zürafamın içine geri dönüyorum. Bu şekilde. Zürafamın içine yine batarak burada önce bir pırpır yapıyoruz. Şöyle pırpırımın başına batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak bir pırpır yapıyoruz. Bir, tekrar yuvamın içine iniyorum. Sinik kanadı yapacağız. Şöyle tekrar tepeye batıyorum. Tekrar ara kısma batarak şöyle burada yine bir pırpır yapıyoruz. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Ve birinci süslememiz bu şekilde olacak. Şöyle. Birinci zürafamıza batarak aşağı iniyoruz. İkinciye batıyorum. Ve üçüncü zürafamı yaparak yine ara kısmını yapacağız. Yine üçüncü pırpırımın zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine batarak birinci de yaptığımız işlemi yapacağız. Önce bir pırpır. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Çok büyük olması. Yuvamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. Tekrar ara kısma batarak şöyle bir pırpır yapıyoruz. İkinci süslememizde şöyle yuvanın içine inerek ikinciyi de bitirmiş oluyoruz. Şimdi yine aynı işlemi birinci zürafamıza batarak burada zürafa yapacağız. Bir, şöyle iki, ipim düştü ve üçüncü zürafamı yaptım. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Başına geri dönüyoruz. Burada yine önce bir tane pırpır. Pırpırımın başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak yine aynı işlemi yapıyoruz. Küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Instagram hesabımda da adım İğne Aşkım. Profilim aynı. Linkini videomun alt kısmına bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok çok önemli. Evet, ufak bir hatırlatmadan sonra tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde ara kısmı bu şekilde olacak. Şimdi modelimin arasında 5 tane boş zürafa bırakacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra şöyle 5 tane de modelim için kullanacağım. 1 2
5 tane zürafa modelimiz için kullanacağız. 3, 4 ve 5. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5'incinin başına geri dönüyoruz. Modelimizin alt kısmını oluşturuyoruz. Tek tek zürafalarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. 1, her sırada eksilme olacak. 2, 3 ve 4. Tekrar dördüncünün başına geri dönüyoruz. Baştan birinci. Tekrar her zürafamıza batarak zürafa yapıyoruz. 1, şöyle 2 ve 3. Sıra başına yine geri dönüyoruz. Burada şöyle göstereyim. Artık eksiltme yapmayacağız. Şöyle bir ipimi attım. Hemen birincinin başına geri dönüyorum. Burada 10 tane pırpırın sığabileceği şekilde bir yuva yapacağız. Bu şekilde yeterli. Hemen diğer zürafama bakın. Baştan birinci zürafamın içine batarak ipimi iki katlı yaptım. Şimdi burada önce bir düğüm atıyoruz. Modelimiz yan yatmasın. Yuvamın içine yine batıyorum. Burada 10 tane şöyle bu boyutta pırpır yapacağız. 1 2 şöyle hemen bu şekilde 3 düzeltiyoruz. 4. Ben hemen bu şekilde aynı boyutlarda 10 pırpıra tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, bu şekilde 10 pırpıra tamamladım. Şimdi birinci zürafamıza batarak aşağıya inme tekniklerini yapıyoruz. 1. Hemen bir diğer zürafamı batıyorum. 2. Öbürüne batıyorum. 3 ve dipteki zürafamı batıyorum. 4. İnişimi de bu şekilde salladım. Şimdi tekrar ara kısmında 5 tane boş zürafa yapmıştık. 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra yine ara kısmında yapmış olduğumuz süslemeleri, yaprakları yapacağız. Ben hemen o yaprakları da yapıp gülüm için ipimi takıp geliyorum. Evet, öncelikle bu şekilde yazmamızın alt kısmını yapıp bitiriyoruz. Bakın çok güzel duran ve ütü gerektirmeyen bir model oldu. Şimdi ikinci aşama olarak lila rengi ipimi taktım. Şöyle 10 tane pırpır yapmıştık. Birincinin başına batarak 2 düğümle burayı sabitleyeceğim. Evet, burayı 2 düğümle sabitledim. Hemen diğer pırpırıma batarak burada bir köprü oluşturuyoruz. Bir yuva. Şöyle tekrar yuvamın içine batarak başına geri döneceğim. İyice aşağıya inelim. Şimdi yine yuvamın içine batarak pırpır yapacağım. Burada şöyle yapraklar, sinek kanatları yapacağız. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Sola doğru kaydıralım ve tekrar yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Şöyle ve tekrar yuvamızın içine iniyoruz. Bu şekilde birinci sinek kanadımızı tamamlayalım, yaprağımızı. Tekrar tepeye çıkıyorum ve yuvamın içine iniyorum. Evet, birincisi bu şekilde oldu. Hemen bir diğer pırpırıma batarak yine aynı birincide yapmış olduğumuz gibi bir köprü geçit oluşturuyoruz. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle iyice başına geçiyoruz. Tekrar yine yuvamın içine batarak aynı işlemi, aynı pırpırı yapacağız.
Şöyle aynı yaprağımızı bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Şöyle 1, 2, 3 daldan oluşuyor. Ben dal diyorum. Sizler dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Hemen tekrar tepeye batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. 2 tane oldu. Tekrar tepeye çıktım. Ve yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde bütün pırpırlarımızı bitirerek yaparak bitirelim. Bir tane daha yapalım beraber. Hemen bir diğer pırpırıma geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Tekrar yuvamın içine batarak önce bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımın içine batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Tepeye çıktım. Yuvamın içine indim. 2 tane oldu. Tekrar tepeye çıkıyoruz. Yuvamızın içine iniyoruz. Bu şekilde şöyle biraz bunu küçültelim iniş ipimizi. Evet, bu şekilde yeterli. 3 tanesini şöyle elimizle düzelterek yapalım. Bakın ütü bile gerektirmeyen çok güzel bir model oldu. Biraz parlama yapıyor. Kamerayla ilgili bir şey, elimde olan bir şey değil. Hemen kalan kısımları da tamamlayıp son dokunuşlar için geliyorum. Evet, ben bu şekilde sinek kanatlarımı ona tamamladım. Şimdi ilk yuvamızı yaptığımızda şurada bir tane boş sürafamız kalmıştı. Oraya batarak iki düğümle ipimi sabitliyorum. Ayarladıktan sonra buraya şimdi gene aynı yere batarak 3 tane, çok büyük olmasın, bu boyutta pırpır yapalım. 1, şöyle 2, bu biraz ufak oldu, hemen ayarlıyoruz. Şöyle düğümümüzü sıkmadan önce ayarlayalım. Gördüğünüz gibi sıkmamıştım, hemen açıldı. Önce ayarlıyoruz, sonra düğümümüzü sıkıyoruz. 2 ve 3. Burayı da bu şekilde 3 tane pırpırla tamamlıyoruz. Ara kısımları şöyle sade kalacak. İpimi kesiyorum ve hemen son haline bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben modelimi bitirdim. Ellerimle ufak tefek düzeltmeler yaptım. Son hali böyle olacak modelimizin. Gerçekten de çok çok güzel oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizlere hemen fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.